AKP iktidarının bugünkü programıyla, orta vadeli program ve 12. kalkınma planıyla emek düşmanı gerçekten politikalarının sonucudur. Tayyip Erdoğan'ın şöyle bir sözü vardı, hatırlatırım. Ama biz burada siyaseten buradayız. Tayyip Erdoğan'ın, lütfen yapmayın. Emek düşmanlığı dediğimiz şey bir politikanın sonucudur. Anayasal hakkını kullanamıyorsa işçiler, anayasayı kullandırtmayan bir devlet mekanizması ve bir siyasal iktidar vardır. Dolayısıyla biz burada bir söylemeye geldik. Merhaba, Gündem Özel'le karşınızdayız. Gündem Özel'de şimdi İzmir'e gideceğiz. Direnişteki Lezita işçileriyle dayanışmak için direniş alanına giden İzmir Kadın Platformu üyeleri Özgıdaş Sendikası'nın müdahalesiyle karşılaştı. Hatta doğrudan Özgıdaş Sendikası Genel Başkanı Halil Çukutli'nin doğrudan fiziksel müdahalesine maruz kaldılar. O fiziksel müdahaleye maruz kalan İzmir Kadın Platformu adına konuşma yapan, o sırada konuşma yapan Nuray Öztürk bizimle birlikte. Nuray Hanım merhaba, geçmiş olsun diye. Öncelikle doğrudan kameralar da kayıttayken hatta siz Özgıdaş Sendikası Genel Başkanı'nın fiziki müdahalesine maruz kaldınız. Bize anlatır mısınız o anı? Merhabalar herkese. Önce şuradan başlayayım isterseniz. Biz Lezita işçilerinin 2021 yılından beri sürdürdüğü sendikal direnişi İzmir Kadın Platformu olarak, çoğunluğu kadın işçi burada zaten biliyorsunuz. Her zaman destekledik. En son 8 Mart'ta birlikte yürüdük ve Lezita işçileri kendi sözlerini, direnişlerini, grevlerini ve taleplerini 8 Mart meydanlarına taşıdı İzmir Kadın Platformu'nun yaptığı 8 Mart yürüyüşünde. Dolayısıyla direnişçi işçilerle dayanışmamız, mücadelemiz bugünle sınırlı değildi. Ve en son yaşanan jandarma müdahalesi sonrası bize talep geldi. Biz zaten İzmir Kadın Platformu olarak 1 Mayıs'ta giderken Lezita işçisi kadınlarla dayanışma için bir ziyaret gerçekleştirmek istiyorduk. Sendika yetkililerinden bize gelen talep, hani bunu öne almamız ve ziyareti bu yakın dönemde gerçekleştirmemiz konusunda talep üzerine hızlıca bir dayanışma örgütledik ve grev alanına gittik. Grev alanına gittiğimizde çok işçilerin olumlu tavrıyla karşılaştık. Sendika Genel Başkanı da tesadüfen oradaydı. Ve İzmir Kadın Platformu olarak ben sözü aldım. Sözümü kurarken de aslında bütün Lezita işçileri başta olmak üzere bütün işçilere yönelik devlet şiddetinden başlayarak müdahalenin aslında sadece bir şeyle ilgili olmadığını, yani burada oradaki işçilerle ilgili olmadığını, bunu bir sermaye programının parçası olduğunu ve en son olarak da AKP iktidarını uygulamaya koyduğu ve bunda ısrar edeceğini dile getirdiği 12. Kalkınma Planı ve OVP'ye de dikkat çekerek bir konuşma başlattım. Yani konuşmamı dile getirdim sözümüzü. AKP'ye ve özellikle de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik kurduğumuz cümlelere müdahale oldu. O da şuydu aslında, biliyorsunuz Lezita işçilerinin grevini kırmak için Hindistan'dan getirilen göçmen işçiler söz konusu ve bir grev kırıcısı olarak kullanılıyor işçiler, ama aynı zamanda da bir ucuz iş gücü göçmen işçilerin kendisi, mülteci işçiler. Orta vadeli programın bir parçası da bu aslında. Esnek çalışma ve ucuz iş gücü yaratmak üzerine planlanmış ve sermayeye bir daha fazla artı değer katkısı için programlanmış bir şey. Yani program, sermaye iktidarının programı, kusura bakmayın biraz fazla konuştuk bu ara, cümlelerimi toparlayamıyorum ama. Dolayısıyla biraz burada da şeyi dikkat çekmek istedik. Yani hani bir taraftan grev kırıcı olarak kullanılsa da göçmen işçiler, aynı zamanda onlar da bir işçi sınıfının bir parçası ve ucuz iş gücü olarak kullanılıyorlar ve bu programın da bir parçası. Geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi ülkeye ucuz iş gücü cenneti yapacağız sözünün de temeli. Buna dikkat çekip aslında burada hani hem sınıf dayanışmasını hem kadın dayanışmasını dile getirmek üzere söz aldık ve bunları söylerken de AKP'ye ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine yönelik eleştirilerimiz sırasında Özgür Daş Genel Başkanı siyaset yapmayın diyerek sözümüzü kesmek istedi. Buna karşı durduk. Hayır, biz buraya zaten bir siyasetin, yani işçi kadınların mücadelesini desteklemek, onların haklarını almak üzere yaptığı direnişleri desteklemek üzere buradayız. Dolayısıyla bir siyasetin siyaseten bir tavır içerisindeyiz ve bunu dile getirmek istiyoruz dememize rağmen müdahale devam etti. Mikrofona ve bana doğrudan müdahale gerçekleşti. Kadın arkadaşlarımız olaya müdahale etmekle birlikte mikrofonun da sesi kısıldı zaten burada. Olay böyle yaşandı. Yani aslında hepimiz şok olduk diyebilirim. Bir sendika genel başkanından böyle bir müdahalenin gelmesi ve bunu açıklığı yüreklilikle de dile getirmiş olması gayet ilginçti. Evet, evet, hiç çekinmeden, yani hakikaten hiç çekinmeden, görüntülerde de izleyenlerimiz de görecekler zaten. Hiç çekinmeden doğrudan fiziki olarak da engellemeye çalışmak, böyle bir müdahalede bulunmak, bir sendika başkanının desteğe gelen, üstelik adı da kadın platformu olan bir konuşmacıya bunu yapıyor olması zaten izleyenlerin takdiridir elbette, ama sizinle kısa kısa şunları konuşmak isteriz. Yani bir siyaset yaptırmam sözünü sizin burada değerlendirmenizi isteriz. Yani kölece çalışmaya karşı direnişte olan işçilere karşı siyaset yapmayın demek aslında ne demektir? Siyaset yapmayın derken aslında susturulmaya çalışılan nedir burada? Yani işçilerin kendisi aslında, yani kendi sınıf siyasetini ortaya koymasının ve buradan politik bir bilinçle, bunun bilince ulaşarak bunu yapmasının önüne geçmek üzere yapılıyor bunlar ki bu sadece bize yapılan müdahale değil. Yani bizim gözlemlediğimiz orada yaşanan tüm gelişmelere karşı, yani patronun işçilerin grevini kırmak için yaptığı her türlü girişime, buna müzik çalmak da dahil, ya da jandarmanın işçilerin orada oturma eylemi yapmasına ya da bir talebini dile getirmesine karşı müdahalesi, biber gazı sıkması vesaire. Bunlara karşı tepki gösterildiğinde ve buradan bir politikanın ürünü olduğunu ve bu politikaya karşı da birlik, mücadele, dayanışma, daha çok örgütlülük meselesi konuşulduğunda her siyaset yapmayalım oluyor. Aslında bu da tam da sermayenin uzantısı olan sendikaların bürokratik tavrına ve bürokratik siyaset anlayışına denk düşüyor. Dolayısıyla biz hani bunu da orada teşhir ettik elbette, ama etmeye de devam edeceğiz. Yanı sıra da bu işçilerle dayanışmaya, bu dayanışmanın hem görünür olmasına hem de onların mücadelesinin görünür olmasına, destek ve dayanışmanın artmasına sağlamak üzere artmasına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunu dile getirdik oradan. Evet, bir yandan Halil Bey aslında şunu da söylüyor, siz bize müdahale edemezsiniz dediğinizde, ben buranın başkanıyım, müdahale edebilirim tabii diyor. Biraz bunu da değerlendirir misiniz bize? Yani bu başkan sıfatı, başkanın sonsuz yetkileri, bu tek adamcılık her yere sirayet etmiş mi memlekette? Evet, aynen öyle. Yani hani zaten orada söyledikleri sözler, yani bir kısmı yansıdı mı yansımadı mı bilemiyorum, videolarda var mı? Hani gözaltına aldırırım bile dedi yani kendisi bize. sizi buradan zorla çıkartırım. Yanında sanırım koruması vardı. Korumasıyla hani çıkartın bunları gibi tehditler savurdu. Ya bu aynen tek adam iktidarının tüm her yere yansıyan tek adamcı anlayışı olduğunu biz de düşünüyoruz. Buna karşı da zaten tavrımızı, tepkimizi gösterdik. Ama bu tek adamcılığa karşı işçiler nasıl bakmalı? Yani hani sendikal örgütlerini koruma, kendi sınıf siyasetini hayata geçirme açısından nasıl davranmalı dersen, aslında rezita işçileri bilerek ya da bilmeyerek bunu ortaya koydu açıkçası. Çünkü biz oradan hani dayanışma duygularımızı paylaşarak ve desteğimizin devam edeceğini söyleyerek bu müdahale sonrası ayrılırken işçiler hayır biz sizi göndermeyiz dedi, kadın işçiler, ve lütfen oturun, birlikte çay içelim, sohbet edelim. Biz siz burada olduğunuz için, buraya geldiğiniz için çok mutlu olduk, gözlerimiz doldu. Böyle olmasını istemezdik. Birlikte oturalım, hatta halaylarımızı çekelim, böyle gitmeyin diye müdahale etti. Bilerek ya da bilmeyerek aslında kendisinin tutumunu da sergiledi. Bu da sendikaların, sendikal bürokrasinin,
sermayeye yedeklenmiş tüm sendika ağlarını bir cevaptır diye düşünüyoruz. Evet, yani aslında bir yandan işçiler gelecekleri için mücadele ederken bugün de çok net gördük ki sendikal bürokrasiye karşı da mücadele etmek zorundalar. Bundan artık kaçamayacak noktadalar. Peki şöyle yapalım o zaman. Siz mikrofonunuzla müdahale edilmeseydi, o ses kesilmeseydi ne söyleyecektiniz, ne anlatacaktınız? Kısaca bunu buradan iletmek isteriz biz izleyenlerimize. Aslında öncelikle bu jandarmanın en son 3 gün önce yaptığı saldırıyla hani bu ziyareti öne aldık demiştim. Dolayısıyla bir kadın platformu olarak bu müdahaleyi biz aşinayız ve bunu dile getirdik orada. Yani bir kadın platformu olarak kadınların hakları ve hayatları için nerede bir mücadelede direnişte olsa karşısına bir devlet soru olarak ya jandarma ya polis çıkıyor. Ama buna karşı dayanışma ve örgütlü mücadelenin önemine dikkat çektik. Ardından da kötü çalışma koşullarına karşı sendikal haklarını kullanıp örgütlenmeye giden ya da toplu sözleşme masasına oturmak isteyen işçilerin bu haklarını kullanamamasının esas gerekçelerine dikkat çekmek istedik. Yani bunu bir yasal olarak böyle bir hakkı olsa dahi bunun bir politikayla yani sermayenin politikasına yedeklenmiş bir siyasal iktidarın bunu sürdürmesiyle engellendiğine dikkat çektik. Bunu sadece Lezisa'da yaşanmadığına, bütün işçi sınıfı ve emekçilere yönelik tüm hak mücadelelerinde gerçekleştiğini söylemeye çalıştık aslında ve bu noktada da müdahalede bulundu. Yani bugün açısından baktığımızda biliyorsunuz, orta vadeli program ve kalkınma planıyla emekçilerin hem örgütlenme haklarına hem çalışma haklarına, insanca yaşama haklarına yönelik ciddi bir saldırı programı var. Bunu sürdürme konusunda ısrarcı olduğunda da dile getiren bir iktidar var. Emekçiler gittikçe yoksullaşıyor, güvencesizleşiyor, insanca yaşama ve insan çalışma koşullarından uzaklaşıyor. İş cinayetleri bile hani bir katliam boyutlarına gelmiş durumda. Dolayısıyla bütün bu şeyler tek bir patronun tutumuyla ilintili değildir. Evet, Abaloğlu Lezista fabrikasında patron işçilerin örgütlenmesi önüne her türlü engeli çıkarmaktadır. Ama bunun bir altyapısı olarak da bu bir sermaye programının etrafında kolaylaştırılmaktadır. Hatta kolaylaştırmanın dışında işçilerin önüne set olmak üzere devletin tüm mekanizmaları kullanılmaktadır diyorduk. Ama buna karşı işte burada kesildi zaten. Buna karşı dayanışmanın, örgütlenmenin, mücadelenin önemine dikkat çekip bununla birlikte bu dayanışmayı sürdüreceğimizi söyleyerek aslında 1 Mayıs'ta 1 Mayıs'ın hangi talepler etrafında örgütlenmesi gerektiğine, nasıl birleşmemiz, nasıl örgütlenmemiz gerektiğine işaret etmek istiyorduk ve buradan da hem kadınlara hem kadın işçilere ayrıca çağrı yapacaktık. Yani bir esnek çalışmaya maruz kalan kadınlar, yani bunun esnek çalışmanın daha da derinleştirileceğini dile getiren bir program ve bunu da ısrar eden bir program. Ücretlerin düşüklüğü nedeniyle yoksulluk sınırı altında yaşama mahkum edilen işçi ve emekçilerin insanca yaşama yetecek ücretler için sokağa çıkması gerektiğini, şiddete, yok sayılmaya, ötekileştirmeye, ayrımcılığa, tüm sınıf düşmanı, politikalara karşı birlik, dayanışma, mücadele vurgusu yapmak istiyorduk aslında. Burada engellendik. Ama ben şunu biliyorum ki, orada konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz işçi kadınlardan da anladığım kadarıyla bu mesajımız yerine gitti. Ama bu olay şuna vesile olduğunu düşünüyorum. Belki sorunuz burada olacaktır ama sendikal bürokrasinin işçi sınıfı mücadelesi açısından, işçi sınıfının kendi siyasetini ortaya koyması açısından ne kadar büyük bir engel olduğunu görmemiz ya da ne boyutlara geldiğini görmemiz açısından çok önemli bir olaydı bizce. Ve biz hatta orada da dile getirdik. Yani işçi sınıfı tarihine kara bir leke olarak bugün yazılmıştır büyük ihtimalle. Yazılacaktır, pardon. Yani bir dayanışma için gelmiş bir
yapının, örgütün, platformun hatta çağrılarak gelmiş, yani hani gelmesi talep edilmiş bir platformun ne söylerse söylesin sözünün kesilmiş olması bile kabul edilemez. Hani çok beğenmeyebilirsin, eleştirebilirsin, katılmayabilirsin orada paylaşılan görüşlere. Söz alırsın, yeni sen de orada katılıp katılmadığını söyler, teşekkür edersin, biter aslında. Bu kadar basit bir meseleydi. Ama öyle bir boyuta gelmiş ki sendikal bürokrasi, sermayenin programına, sermayenin siyasetine öyle bir yedeklenmiş ki en ufak bir bu konudaki teşhirin, bu konudaki ajitasyonun ya da dayanışma sözlerini tahammül edemiyor ve işçilere ulaşmasını engellemek istiyor. Gerçek olan buydu, bunu yaşadık ama biz sözümüzü ulaştırdık. Evet, evet. Peki o zaman sendikal bürokrasiyle mücadele 1 Mayıs'ın da temel taleplerinden biri olmalı diye anlıyoruz, öyle midir? Evet, aynen öyledir. Bugünkü yaşadığımız çalışma koşulları ve yaşama koşullarının değişip dönüşmesinin en temel şeyi aslında örgütlü mücadele. Örgütlü mücadele işçi sınıfı ve emekçiler açısından, kadın işçiler açısından en önemli haklarını alabilmek için en temel gündeme olmalı. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz örgütleri değiştirmek de bunun bir parçasıdır. Biz sendikal bürokrasiyi bu mücadele içerisinde değiştirip dönüştürmek zorundayız. Buna karşı mücadeleyi örgütlemek zorundayız. Buradan kadın işçilere de böyle bir çağrımız var. Aynı zamanda sendikal mücadele sadece patrona, sadece sermaye, burjuva siyasetine, siyasi partilerinin programlarına karşı değil, aynı zamanda bu programlara yedeklenmiş sendikal bürokrasiye karşı da bütün örgütlerde mücadeleyi sürdürmek ve kendi sınıf sendikacılığını, kendi sınıf siyasetimizi hayata geçirmek zorundayız. Dolayısıyla 1 Mayıs'ın en temel gündemlerinden birisi olmalıdır. Ben buradan lezzet işçisi kadınlara bir kez daha seslenmek isterim, müsaade ederseniz. Tabii, lütfen. Evet, alanda dile getirdik ama biz lezzet işçisi kadınlarla hakları, sendikal hakları için, daha iyi koşullarda çalışma mücadeleleri için, insanca yaşayacak yoksulluk sınırı üzerinde ve ücretler almak için verdikleri mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz. Dayanışmayı büyüteceğiz. Sendikacılar da, sendikal bürokrasi de, sendika genel başkanı da ya da herhangi bir mekanizma, yani bu devlet mekanizmaları da dahil, bu mücadelemize, bu dayanışmamıza engel olamayacak. Buradan yine kendilerini selamlıyoruz. Mücadelelerini selamlıyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Evet, gündem özelinin sonuna geldik. Görüşmek üzere.